İnsanlığın kadim coğrafyasıdır Anadolu. Hangi bölgesine, hangi yöresine giderseniz gidin, mutlaka sizi binlerce yıl geriye götüren bir medeniyet mirasıyla karşılaşırsınız. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yer alan Arslantepe Höyüğü de bu büyük medeniyet mirasının en önemli temsilcilerinden. Üstelik sadece Malatya ve Türkiye için değil, dünya için de çok önemli bir miras. Şimdi bu mirasın neden önemli olduğunu, kendine has özelliklerinin insanlık tarihi açısından ne gibi anlamlar taşıdığını anlamaya gayret edeceğiz. Paleolitik çağdan başlayarak insan yerleşimlerine şahit olmuş, geçmişi bazı kaynaklara göre 9000 yıl geriye giden bir şehir Malatya. Tarıma elverişli verimli ovası, su kaynakları ve ticaret açısından büyük avantaj sağlayan coğrafi konumu, Malatya'yı insan yerleşimleri için eşsiz bir yer yapmış. Arslantepe'de yerleşim geçmişinin milattan önce 5000 yıllarına kadar gitmesi tesadüf değil yani. Arslantepe çok önemli bir huyu. 5000 milattan önceden beri 712 milattan önceye kadar orada insanlar yaşadılar. Orta Anadolu'dan gelenleri, Mezopotamya'ya gidenleri, Transkavkasya'ya gidenleri, biz tam ortadayız. Ondan Arslantepe çok önemli bir yer etti. Şimdi Arslantepe'nin biraz çevresine bakmamız lazım. Malatya Ovası'nda çok verimli, hayvancılık ve tarıma çok elverişli bir ortam sunuyor. Fırat'a bu kadar hakim ve yakın olması da diğer bölgelerle olan ilişkiyi aslında çok kolaylaştırıyor. Malatya Ovası'nın başka bir önemi de hem kuzey, hem güney, hem Anadolu ile olan bütün bölgelerin aslında ortasında bir kesişim noktası gibi. Arslantepe günümüzde bilinen anlamıyla hiyerarşik toplumun, bir çeşit devlet yapısı ve bürokrasisinin bulunduğu dünyadaki ilk yer. İçerisinde bulunan kamusal saray kompleksi en iyi korunmuş yerlerden biri aynı zamanda. Geçmişi 7000 yıl öncesine kadar gidiyor. Arslantepe Türkiye için ve dünya için tek devlet sistemi değil ama bizim sosyal sistemi nasıl başladı? Arslantepe o bize diyor. Çünkü bu devlet sistemi devam ediyor. Bizim sistem aynı sistem, büyüdü, değişti ama bizim bugünkü kök o etti. Dünyanın 2 metreden fazla duvarlarıyla konulmuş ilk saray kompleksini bize veriyor aslında Arslantepe. Saray kompleksinin ummalı çalışmaları sonucunda da hiyerarşik toplumda bürokratların görüldüğü bir sistemle karşılaşıyoruz. Ayrıca sarayın arşiv binaları, depolarıyla, tapınağıyla ve silah depolarıyla tamamen bir kompleks burada ortaya çıkarılmış durumda ve çok iyi koruma şartlarıyla. Çünkü gezilebiliyor. Tarihlenmesi milattan önce 3400-3100 arası bu sarayın var olduğunu biliyoruz. Aslında Güney Mezopotamya'ya baktığımız zaman da benzer hiyerarşik toplumların varlığını biliyoruz ama hiçbirinin korunma seviyesi bizim buradakiyle kıyaslanamayacak ölçüde. Hiçbirinde gezmek mümkün değil. Arslantepe deyince ilk akla devlet geliyor. Şu ana kadar Anadolu'nun en eski devlet sistemi burada. 5000 milattan önceden kalkolitik dönem diyoruz ama kesin toplum, yerel insanlar vardı burada. İsimler söylemeyebiliriz çünkü yazı yok o zaman. Malatya tarih boyunca birçok medeniyetin de ilgi odağı olmuş. Hitit, Asur, Pers, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde bu büyük ilgi varlığını korumuş.
Aslantepe bizim höyük tipi dediğimiz bir yerleşme modeli. 5000 yıl boyunca insanların bir şekilde aynı noktaya çekilip aynı yere yerleştikleri anlamına geliyor. Yaptığımız kazılarda M.Ö. 4700'lere kadar ilk iskanın izlerini bulduk ama daha devam ediyor çalışmalarımız. Çok daha geçmiş zamanlara gidecek. Geç Tunç dönemde ve Demir Çağ dönemde Aslantepe Hititler buraya kadar geldiler. İmparatorluk dönemden sonra başkent, bir geç Hitit başkent oldu. Bu başkent Asürler ile Mezopotamya ile çok bağlantı vardı. Ama en son Sargon II, Asür'ün bir kral, askerlerle buraya geldi ve bizim Melid, Maletiya, Aslantepe o zaman yani bitti. Ondan sonra bir boşluk var. Roma dönemde insanlar buraya geldiler Roma'dan ama Roma askeri bir dönem Batalgazı'da. Tam tepede değil. Tepede birkaç tane mekan ve ev var ama o kadar. En son Orta Çağ'da burada bir mezarlığı yapmışlar. Bir Hristiyan mezarlığı. Dünyanın en iyi korunmuş ve ilk kamusal saray yapısını barındıran Aslantepe, yapısal özellikleriyle de dikkat çekiyor. Taş temelli kerpiç tuğla kullanılarak duvarlar oluşturulduğunu biliyoruz. Bu duvarlar özellikle taht odası dediğimiz odada 2 metreye kadar kalınlığa sahipler. Bu da aslında yapının belki de 12 metre kadar bir yüksekte olduğunu bize gösteriyor. Bu sarayın çevreden görülebilen bir anıtsal niteliği olduğunu işaret ediyor. Ayrıca duvarlarda kalker bazlı bir sıva kullanılmış. Bu sıvanın üzerinde de demir oksit ve karbon kullanılarak duvar boyaları resmedilmiş. Duvar boyalarında bir de baklava tipi desenler var ki bunların hepsinin aslında sıradan halk buraya geldiği zaman bir gücü onlara anlatan bir sembolizmanın olduğunu düşünüyoruz. Aynı şekilde mimariye de baktığımız zaman sarayın bir girişi var. Sarayın girişi yükseğe doğru çıkan bir koridorla devam ediyor ve en sonunda bu taht odasını görüyoruz. Ve bu insanlar koridoru bitirip de taht odasının karşısına geldikleri zaman önceden belirlenmiş, büyük ihtimalle hiyerarşik seviyelerine göre ya da sosyal statülerine göre durmaları gereken yerlerin betimlendiği yükseltilere rastladık. Çok daha ilginç olan bir şey, bu taht odasının tam arkasında pencere var. Pencerenin arkasında da bir ateş yeri var. Büyük ihtimalle oturan insanın arkasında bu alevleri görüyorlardı. Ve burada tekrar hem duvar resimlerinden bir de bu sembolizma üzerinden gücün burada hiyerarşiyi ayakta tutan bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Kazılardan elde edilen bulgular sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel ve aynı zamanda sistematik bir yapılanmanın varlığına işaret ediyor. Depo odalarının yanında küçük bir takım kaseler bulduk. Ayrıca tabii mühür baskıları, saraydaki güç sembolizması gibi daha birçok yorumu bir araya getirdiğimiz zaman sarayın askeri bir güçle çevredeki ovadaki insanları yönettiğini ve onları iş yaptırıp oradan tarım ve hayvancılık ürünlerini sarayda toplayıp onlara tekrar ödeme olarak hayvan verdiğini ya da işte tahılları geri verdiğini, ödeme olarak böyle bir döngünün içinde olduğunu düşünüyoruz. Bu model ekonomik döngü içinde insanlara iş yaptırıp, içeride mal toplayıp, tekrar onları geri dağıtarak aslında mallar üzerinden zenginleşen bir yapıya sahip. Mühürler biz Aslantepe'de çok fazla bulamıyoruz. Mühür baskıları buluyoruz. Çünkü mühürler insanların mühürleri. Saray döneminde insanların evler değil. İnsanlar ovada kalıyorlar. Demek mühür varsa mühürler insanın evi içinde bulabiliriz. Saray içinde mühür baskıları bulduk. Çünkü bu baskıları faturalar gibi diyebiliriz. Mesela insanlar devlete, saraya geliyorlar. Devlet onlara odun, yemek veriyor, maaş gibi veriyor ve baskıları tutuyor bir fatura kullanmak için. Yani yılın sonunda sayıyorlar. Mesela bu işçi, bu kişi kaç defa geldi ve biz onu maaş olarak ne verdik, ne kadar verdik onu.
1800'lü yıllarda fark edilen kazı çalışmalarına 1930'lu yıllarda başlanan ve bu çalışmaların ancak 1960'larda düzenli hale geldiği höyüğün henüz %10'luk bir kısmı açığa çıkarılmış durumda. La Sapienza Üniversitesi'nden gelen arkeologlar 1961'den beri geliyorlar burada. Önce Salvatore Maria Pugliese kazı başkanı etti. O Hitit dönemi anlamak için geldi. Hitit tabakalar çalışmak istediler ve bu tabakalar yani haber vardı. Çünkü 1800 yıllarda Avrupa'dan gelen ziyaretçiler, yolculuklar buraya gelirken yazdılar. Heykeller tepe üstünde vardı. Belli etti aslan heykelleri. Hitit'in tabakalardan altta prehistorya tabakalar çıktılar ve yavaş yavaş saraya geldiler ve merak ettiler. Önemli, en büyük tabakalar Arslan Tepe'den zaten protohistorya dönemin tabakaları. İlk parça 1973 yıllarda çıktı. Son mekan 2013-14'te çıktı. Demek bu 400 metrekareden fazla saray bulmak için bizim iş 40 sene sürdü. Sarayın dönemi 3400 milattan önce. Biz şu an 3600-3700 tabakalar çalışıyoruz inmek için ve bu sistemi daha anlamak için. Benim 6 sene Aslantepe'de olup gördüğüm şey, buradaki ekibin birbiriyle profesyonelce önemli işler ortaya koydukları. Ayrıca bu ekibe dahil olan çevre köylülerin de bu höyüğü nasıl sahiplenip bunun içinde nasıl merakla bir arkeolog kadar kazıya katıldıklarını gördüm. Aslantepe en yeni tekniklerin izlendiği, arkeolojide laboratuvar çalışmalarının hepsinin yapıldığı ve bunların değerlendirilerek bir bütün halinde yorumlanabildiği çalışma örneği niteliğinde. Kazılara yıllar sonra pandemi sebebiyle 2020 yılında ara verilmiş ancak 2021'de tekrar başlanmış. Her gün yeni ve ilginç buluntular gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bu yılın bulunduğu iki tane mekanlarda onlarca seramik var. Çok farklı seramikler, mesela çok küçük bardak bulduk, tencere, depo seramikleri, bıçaklar, değirmen taş, hayvan kemikleri, tohumlar ve en çok kemik biz ve iğne bulduk. Bazı küçük metal aletleri, ahşap, tekstil ve ip yapmak için, yani hayatın normal günlük aletleri buluyoruz. İlginç bir şey bulduk. Taban altında büyük bir küp koymuşlar ve küp içinde bir mezar, bir çocuk mezarı. Aslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine dahil edilmesi kararı 26 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşti. Aslantepe'mizde içerisinde bulundurmuş olduğu saray yapısıyla bürokrasinin temellerinin atılmış olduğu yönüyle Mezopotamya'nın dışında devletin kökenlerine şahitlik etmesinden dolayı listeye alındı. Bundan sonraki yapılacak faaliyetleri de UNESCO'nun belirlemesi demektir. Bizler de bu süreçte il müdürü olarak paydaşlarımızla birlikte karşılama merkezinden tutun her yıl yapılan kazıların üstünün örtülmesine kadar birçok faaliyeti yapmak zorundayız. Ve bunlar da Aslantepe yönetim planı çerçevesinde yapılmaktadır. Kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede yapılacaklar belirlendiği için biz şu an kısa vadede yapılması gereken faaliyetlerimizi hızlı bir şekilde başlamış bulunuyoruz. Ve bundan sonra da inşallah kalıcı listede
Aslan Tepe'mizin yer almasını devam ettireceğiz. UNESCO geçici listesine 2014 yılında alınan Aslan Tepe'nin asıl listeye alınması için yapılması gerekenler 2021 yılına kadar tamamlandı. Aslan Tepe 2014 yılında geçici listedeydi. Biz 2014 yılından sonra yönetim planı hazırlığı, höyüğün çevresinde koruma amaçlı imar planı yapılması ve bunları sağladıktan sonra UNESCO adına çalışan İKOMOS'un alanı ziyaret etmesi, raporunu düzenleyip Dışişleri Bakanlığı'na teslim etmesinden sonra Dünya Miras Oturumu'nda sonuç açıklanıyor. Aslan Tepe'mizle ilgili UNESCO'ya vaat edilen faaliyetleri yapmak zorundayız. Faaliyetlerimize başlamış bulunmaktayız. 7000 yıllık tarihi, insanlık tarihi açısından ortaya çıkardığı eşsiz birikim ve daha keşfedilmesi beklenilen gizemleriyle Aslan Tepe, Malatya'da ziyaretçilerini bekliyor. Dünya Kültür Mirası listesine alındıktan sonra bütün dünyadan dikkatleri üzerine çektiğini belirtmemize gerek yok sanırım. Öncelikle bir yerin kalıcı listeye girmiş olması o şehrin aslında bir dünya şehri olduğu anlamına geliyor. Şu an Türkiye'de UNESCO listesinde 19 yerimiz var. Türkiye'den 19. yerde Aslantepe Höyüğü oldu biliyorsunuz. Bir yerin listeye girmiş olması elbette ki o şehirde turizm faaliyetinin artmasına bir sebeptir. Ama tek başına yeterli bir sebep değildir. Bizler paydaşlarımızla birlikte şehrimizin tanıtımı ile ilgili faaliyetleri ne kadar çok yaparsak Aslan Tepe'miz de dolaylı olarak tanınmış olacak. Paydaşlarımızla birlikte bölgemizde turizm destinasyonu oluşturarak Aslan Tepe'mizin daha çok ön plana çıkmasını planlayacağız. Bildiğiniz üzere bölgede yanı başımızda Sivas'ta Divriği Camii, Diyarbakır'da Hevser Bahçeleri, Göbekli Tepe, Adıyaman'da Nemrut gibi yerler olduğu için Aslan Tepe'de bu bölgenin tam ortasında UNESCO turu şeklinde bir destinasyon planlamamız yakın zamanda olacak. Ne demiştik başlarken? İnsanlığın kadim coğrafyasıdır Anadolu. Malatya'da bulunan Aslan Tepe Höyüğü işte bu gerçeğin en bariz örneklerinden biri. Milattan önce 5000 yıllarında bir devlet ve bürokrasi sisteminin kurulduğunu gösteren bu nadide miras herkesin ilgi ve alakasını fazlasıyla hak ediyor.